Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. MF Transfer'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Rizespor'un transfer gündemini Selim Denizalp'le değerlendireceğiz. Selim abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Can. Evet hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Rizespor'un transfer gündemiyle alakalı görüş ve önerilerinizi yine yorumlarda yazarsanız seviniriz diyelim. Yine Rizespor'un size göre kaç takviye daha ihtiyacı var? Yorumlarda yazarsanız memnun oluruz. Ve son olarak süper teşekkür butonuna da bizlere destekte bulunabilirsiniz diyelim. Evet Selim abi öncelikle nasılsın? Keyifler nasıl? İyi sağ ol. Rize'deyiz. Yağmurlu bir gün. Klasik bir Rize diyelim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz çok şükür. Burada havalar sıcak. Keşke biz de biraz Rize'deki gibi yağmur yağsa da biraz ferahlasak diyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde Evet, neler olacak. aynı. Evet, istersen senden bir girizgi alalım. Senden kısa bir sezon değerlendirmesi isteyeceğim. Rizespor'un daha Tabii. sonrasında gelecek sezona geçelim abi. Evet, malum bir sene aradan sonra Çaykur Rizespor geçtiğimiz sene Süper Lig'e geri dönmüştü. Teknik direktör olarak da Bülent Korkmaz'dan yollar ayrılmış ve İlhan Palut teknik direktör görevine getirilmişti. Bir yıl boyunca özetlersek Çaykur Rizespor iç sahada aslandı, dış sahada kuzuydu. Genel anlamda iç sahada topladığı puanlarla çok dikkat çekti. Deplasmanda ise zayıftı. Özellikle İngiliz oyuncu transferin son gününde gelen Jonjon Shelvey'nin katkısı üst düzeydeydi Çaykur Rizespor'da. İlhan Palut'un da teknik direktör eli değmesiyle Çaykur Rizespor tam bir iç saha takımı oldu ve uzun bir aradan sonra Süper Lig'de sıkıntı yaşamadan ligi orta sıralarda 9. sırada 50 puandan bitirdi. Bir ara Avrupa hayali vardı, hedefi vardı ama fakat son dakikalarda özellikle Ankaragücü iç saha maçı 2-2 ve Beşiktaş deplasman maçları, Başakşehir deplasman maçlarında son düzlükte alınan puan kayıplarıyla bu Avrupa defteri ertelendi diyebilirim. Bu sene tabii ki hedef Avrupa diye yola çıkıldı. Bakalım neler olacak. Kısaca Çaykur Rizespor geçtiğimiz sene teknik direktör İlhan Palut önderliğinde saha içinde de Jonjon Shelvey ve Olivier'in katkılarıyla iyi bir sezon yaşadı diyebiliriz. Pekala. Yani dediğin gibi bir ara hani Rizespor Avrupa'ya gider mi onu da konuştuk. Fakat daha sonrasında puan kayıpları oldu. Ve biz sezon içinde de konuşmuştuk. Hem Rizespor için hem Samsunspor için. İç sahada çok iyi puanlar topluyorlar ama deplasmanda bir türlü o Evet. istenilen puanlar toplanamadı. Bu da çok sıkıntı oldu. O Bakalım. sorunu İlhan Hoca'ya da sordum. İç sahada neden bu kadar iyiyiz, dış sahada ne kadar tam tersi kötüyüz. Yani iç sahada bir Dalbarasunovic faktörü çıktı geçtiğimiz sene içeride. Çok önemli katkı verdi. Shelvey önemli katkılar verdi. Burada Zagir'i vardı. Ama dış sahada bu performansı sergileyemedi bu oyuncular. Kendisi de böyle söyledi. Malum oluyor bazı takımlarda, bazı sezonda. Belki Rizespor'da bunu yaşamış oldu diyelim. O zaman gelecek sezonu geçelim abi. Transfer politikası ile ilgili öncelikle genel bir görüşünü alacağım. Rizespor transfer politikasını nasıl Evet. belirledi? Yani yeni sezon hedefini nasıl çizdi? Daha sonrasında oyuncu bazında da değerlendireceğiz. Teknik isimlere de istersen değiniriz. Ne düşünüyorsun Rizespor'un gelecek sezonla Evet. alakalı planları? Can, bu sene de değişen bir hedef yok Çaykur Rizespor'un transfer politikası adına. Yine gelecek vadeden daha çok genç oyunculara yatırım yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Tabii ki son düzlükte transferin son günlerinde, son haftalarında fırsat transferi de Shelvey örneğinde olduğu gibi kovalıyor Çaykur Rizespor Yönetimi Transfer Komitesi. Ama politika olarak desek aynı geçtiğimiz sene nasıl ki Atilla Mosçi bulundu, Ali Klov bulundu, Delvaras alındı. Bu tip oyunculara yöneldi. Çaykur Rizespor bunlardan da 2-3 tane zaten kadrosuna şimdilik kattı diyebiliriz. Politikada bir değişiklik yok. Pekala. Yani dediğin gibi Shelvey mesela çok iyi bir hamle olmuştu. Son düzlükte iyi bir takviye olmuştu. Benzer Evet. takviyeleri de bu sene kovalıyor mu aslında diye bir düşündük. Biz hatta dünkü canlı yayında da bunu konuşmuştuk. Transfer, Süper Lig transfer programında. Dediğin gibi böyle bir şey bekleniyor galiba Rizespor'da. Genel olarak gelenlerden istersen başlayalım. Ne düşünüyorsun? Alisson katkısı mesela çok önemli bir takviye oldu bence. Genel olarak tek tek istersen oyunculara da değinebilirsin. Ne düşünüyorsun Rizespor'un transferleri için şu ana kadar yapılan? Elbette yani Rizespor transferde tahtayı Yunan oyuncuyla açtı geçtiğimiz ay. Bu oyuncuyu almıştı. Polonya liginden Rutkov'dan almıştı. Yannis Papalenios. Bu oyuncu orta sahada oynuyor. 26 yaşında. İlhan Palut da bunu izlemişti Polonya liginden. Beğenmişti. İlk transfer o oldu. Daha sonra sen de dedin 2 sene Ankaragücü'nde forma giymişti kiralık. Yine kiralık olarak bir yıllığına Gambiyalı oyuncu. Ligimizde biliyor Alisson kadroya dahil oldu. Bu iki oyuncu dışında Çaykur Rizespor bir genç oyuncu aldı Kırklareli Spor'dan Efe. Yine transferin son gününde
Da Bosna Ligi'nden geçtiğimiz sene Sarajevo takımından Dalvarasinović'in takımından yine bir genç oyuncu 20 yaşında Muhammed Ujibariz oyuncuyu transfer etti Çaykur Rizespor bonservisiyle. Bu da görülüyor ki aynı taktik devam ediyor. Genç başarıya aç, ileriye dönük bir transfer politikası devam ediyor. Bir de Galezi Gökhan'ın sözleşmesi bitmişti ki Galezi Gökhan uzun yıllar, yaklaşık 8 yıldır Çaykur Rizespor'da, bir yıl daha uzatıldı. Galezi Gökhan da Çaykur Rizespor bu sene takım kaptanı olarak devam edecek. Ama burada anahtar isim tabii ki Şelvi. Şelvi defteri tam olarak kapanmadı sevgili Can Çaykur Rizespor adına. Oyuncularla bir görüşme yaptı Çaykur Rizespor yönetimi, menajeriyle daha doğrusu. 3 yıllık 10 milyon euro istedi Şelvi. Çaykur Rizespor ise 3 yıllık 3,5 milyona yakın euro teklif etti. Tabii ki arada uçurum var ama tam bir kapanma, defter kapanma olayı yok. Devam ediyor görüşmeler. Herhalde bir orta yolu bulunacak. Biraz daha beklemesi lazım Çaykur Rizespor taraftarının Şelvi konusunda. Bakalım ne bize gösterecek. Bir tabii ki stoperde geçtiğimiz sene Emirhan Topçu olayı var. Onu da konuşuruz tahminim. Yani Şelbi konusunda hakikaten çok önemli. Çünkü Şelbi'nin kalması bana göre Rizespor için ayrıyetten yeni bir transfer gibi bir etki de yaratabilir. Yani Şelbi'nin dediğin gibi takımda kalması çok önemli olur. Yani bu sezona çok damgasını vurmuştur Rizespor üzerinde. Aynen. Belvin çok kaliteli bir oyuncu. Saha içinde de lider özelliği olan bir Evet. oyuncu. Ben Sabri Başkanı yönetimi olsam ilk işim Şelvi'yi almak olurdu. Yani orta yolu bulup 6-7 milyon euroya. Çünkü bonservisi yok. Bir de bu tip oyuncuya bonservis dünya para verirsin. Böyle bir bonservis parası ödemeyiz. Artı Yani Premier Şelvi'nin Lig görmüş bir oyuncu. aynen 5-6 oyuncu alacaksın. Deneyeceksin, bakacaksın. Aynı paraya gelecek. Bence bildiğini alacaksın. Ve Çaykur Rizespor taraftarı da Şelvi'yi çok seviyor. Attığı goller, saha içindeki mücadelesi, lider özelliği, kalitesiyle bir nevi Çaykur Rizespor taraftarının gözlerinin pasını geçtiğimiz sene silmişti. Hiç düşünmem. Gider parası neyse orta yolu bulur alırım. Çünkü yeni o tip bir oyuncu bulmak kolay değil. Şelvi'nin de ailesi de burayı seviyor. Şelvi de kalmak istiyor. Tabii ki rakamlar oturur, konuşulur. 3, 4, 5, 6, 7 oyuncu deneyeceksin, alacaksın, dünya para vereceksin. Olacak, olmayacak. Oysa ki bildiğin oyuncu alacaksın. Benim mantalitem budur. Kesinlikle abi, macera aramaya gerek yok yani. Liverpool'un Newcastle United'da yıllarca oynamış bir oyuncu. Bu sene Rizespor'da da kalitesini gösterdi. Ben de biraz fazla olsun ama Şelbi'yle devam edilmesi yönündeyim yani. O benim görüşüm de o yönde Rizespor için. Taraftar da istiyor. Teknik direktör İlhan Palut da istiyor. Tabii ki fiyat farkı olacak. Kaliteli futbolcu fiyatı da biraz yüksek oluyor. Çünkü bu oyuncu zaten bir yılda Nottingham Forest'te sözleşmesi devam ediyor ve aldığı ücret orada 2,7 milyon sterlin yıllık. Bu parayı her türlü alıyor. Geçtiğimiz sene bir şans piyango diyelim. Kadroda düşünmedi. Son 2 gün Çaykur Rizespor sadece o paranın 800 bin eurosunu Nottingham Forest'e ödemişti. Geri kalan kısmını kulübü ödemişti. Bu sene de aynı olacak. Görüşmeler devam ediyor. Bakalım ne olacak. İnşallah Çaykur Rizespor taraftarının sesine kulak verir. Yönetim başkan üst düzey akıl diyelim. Pekala. Rizespor'da karar alıcı yetkiler de bizi buradan duyuyorsa onlara da söyleyelim. Taraftarı memnun ederler inşallah. Kaleci demiştin, Gökhan'la sözleşme nasıldı? Bence Zafer'in geri dönmesi de iyi oldu. İyi bir yedek anlamında. Çünkü ben Bandırmaspor'da iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Geçen sezon biz Birinci Lig'i de takip ediyoruz biliyorsun. Zafer'in geri dönüşü de bence Rizespor için iyi bir katkı olacaktır. Valla Bunun 2 sene Birinci Lig'de çok programlar yaptık. Hatta doğru. Samsunspor, Saygırızespor el ele kol kola şampiyon olduğu sene Doğru. 1-2 beraber ortak yayın da yapmıştık. Doğru. Doğru diyorsun. Şöyle ilave yapayım sevgili Can. Yani Zafer geçtiğimiz sene oynamak istiyorum demişti ve devre arası dediğin gibi Bandırmaspor'a gitmişti ki başarılı da olmuştu. Şimdi Gökhan'ın geri dönmesiyle Tarık Çetin de var Saygırızespor'da. Zafer Bandırmaspor'a imza attı diyebiliriz. Tekrar Bandırmaspor forması gelecek bu sene de. Pekala. Yani Galip Hakikaten. Okan'ın geri dönmesinden sebep oldu bu. Anladım. Yani kale konusunda Rizespor'un ben çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. İyi takviye oldu. Yani hem Gökhan'ın yeniden tekrar takıma katılması hem de Zafer'in dönmesi. Tarık da var dediğin gibi. Tabii Zafer döndü ama gitti Bandırma'ya. Yani o saymayalım. Tekrar mı gitti Bu Bandırma? kamp dönüşü Bandırma Spor'la anlaştı. Evet. Ha, Slovonya'da tekrar mı? kamptaydı Zafer takım. Gökhan'ın geri dönmesiyle bu sefer Bandırma Spor'a imza attı Zafer. Anladım. Ama sıkıntı yok. Ben Zafer'le Tarık'la yine Gökhan'la Tarık'la yine Rizespor'un kalede çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. İkisi de beğendiğim kaleci benim. Diyelim. İstersen Emirhan Topçu'ya geçelim abi. Emirhan Topçu ile ilgili de biraz gündemleyecek istersen. Hatta annesinde bir paylaşımı var. Ailesi de biraz dahil olduğu gibi olaya. Ne düşünüyorsun?
Yani Emirhan Topçu Rizespor altyapısından son yıllarda yetişen en yetenekli topçu. Ha, soyadı gibi topçu diyelim sevgili Can. Sol stoper, sol ayaklı bir stoper. Uzun toplarda, hava toplarında başarılı bir genç arkadaşımız. Ama Saykur Rizespor'da bence tırnak içinde demeyeyim de bodoslama diyeyim, misyonunu tamamladı. Çünkü kendisi bir futbolcu gitmek istiyor demişse ona ne verirsen ver o sene randıman alamıyorsun. Yani kalsa Futbolcu da dediğin gibi katkı alamazsın. birçok örnek var Türk futbolunda, isim de vermeyelim geçmiş yıllarda. Önünü açmak lazım. Bence niye? Ben altyapıları da takip ediyorum. Şimdi o Beşiktaş'ta forma giydiği zaman altyapıda oynayan topçular ona bir kaynak olacak, ilham olacak değil mi? Yani bak Emirhan abi gitti, biz de üstüne koyalım, ilerleyelim, gidelim. Bence iyi oldu. Emirhan da gitmek istiyordu. Annesi de şöyle sporcu bir aile. Beşiktaş kadın basketbol takımında profesyonel basket oynayan bir annesi var idi tabii ki geçmiş yıllarda. Seviyor Beşiktaş'ı da. Emirhan'ın da gönlü Beşiktaş'tan yana. Dolayısıyla atmacaydı, kartal oldu sevgili Can. Güzel bir özet oldu abi, aynen. Evet. Pekala. Onun dışında Şervi Böyle zaten ayrı bir kenara teklif. koydum ama. Can sözünü kesmiş olmayayım da yani Ya. yurt dışından da teklif vardı Emirhan'a. Özellikle Las Palmas, Getafe'den. Ama fiyatları düşük kaldı. Slovanya Cup'ında da hiçbir hazırlık maçında Emirhan sakatlanmama riskinden dolayı görev almadı. Sadece bireysel çalıştı. Gelir gelmez de zaten İstanbul'da Rizespor Kulübü'ne izin verdi. Menajeriyle, Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme yapıyordu dün. Bugün sonuçlanır büyük olasılıkla. Detaylar belli olur. Beşiktaş Rizespor bu transferden para artı bir genç oyuncunun bonservisini Beşiktaş'tan alacak. Bu transfer Beşiktaş veya Beşiktaş Rizespor Emirhan için de hayırlı uğurlu olsun. Türk futbolu için de bakalım. İnşallah milli takıma kadar da yükselir diyelim. İnşallah biz de her tarafa hayırlı olmasını dileyelim. Abi Şelvi tarafında zaten hani sen de durum net değil dedin. Şelvi'nin de dışında Evet. tutarak ben bu soruyu soracağım. Gitmesinden memnun olmadığın oyuncu var mı? Yani kalsa daha iyiydi diyeceğim bir oyuncu var mı ikiden arasında? Şöyle yani Gayet vardı Santrafor Arjantinli CSKA Moskova'dan gelmişti. Teknik direktör İlhan Pavlov'dan görüştüğümde ama önceden tabii ki bir ay önce sadece sezon öncesi kampa gelirse isterim demişti. Yoksa istemem. Dolayısıyla olmayacak gibi gözüküyor. Şöyle bir not anlatayım. Geçtiğimiz sene hem Şelvi hem Gayet 3. haftada sanırım Konyaspor deplasman maçı öncesi geldi. Transferin son günlerinde. Otelde menajer Gayet'i gördü konaklanan otelde. Ankara'dan Konya'ya geldiler. Tabii ertesi günü maç var. Teknik direktör İlhan Palut Gayet'e soruyor ki o menajerin kastediyor bu mu oyuncu? Halbuki Gayet oyuncu. Menajeri daha fit yani fiziki zayıf. Gayet kilolu olduğu için güreşçiye benzediyse onu muhatap alıyor. Yok diyor benim Gayet diyor yani. Biraz kilolu. Biraz karışıklık oldu orada. Bir de Gayet bir sezon içinde yani pek istediği verimi verememişti Saykur Rizespor'da. Ama bu sene teknik direktör İlhan Palut istemişti fakat gelemedi hazırlık kampında. Dolayısıyla o da bonservisli bir oyuncu. Bir de Gustavo Suarez vardı Brezilya'dan gelen ki Saykur Rizespor'da geçtiğimiz sene en yüksek ücreti alan 900 bin euro ile oydu. Yani Şelvi'den daha yüksek para ödendi ona. O da katkı vermemişti. O da gitti. Kiralıktı. Başka da benim düşündüğüm, gördüğüm, kalsa olurdu dediğim Şelvi arızı yok sevgili Can. Pekala. O zaman bundan sonraki süreçte Rizespor'un sana göre kaç takviye, hangi bölgeye daha doğrusu kaç takviye daha ihtiyacı var? Mevki verebilir misin, sayı verebilir misin abi? Tabii ki yani bunları hocaya, yöneticiye soruyoruz. Yani politikacılar gibi siyasi cevaplar veriyor ama ben bodoslama söyleyeyim ben sana yani. Sıkıntı yok. Aynı meslektaşız. Yani Saykur bir defa olmazsa olmaz sol stoper alacak sevgili Can. Sol stoperde bir takviye gelecek. Orta sahaya bir takviye, kanat forvet ve bir yabancı santraforda bakıyor. Dolayısıyla 4 veya 5 yabancı oyuncu transfer yapacak. Tabii ki eldeki yabancılar da var. Onlar ikisini gönderdi İstanbulspor, Eryokspor'a iki tane yabancı oyuncu gönderdi. Faye'yi gönderdi, Senegalli oyuncuyu gönderdi. Bir de Finli Leyna vardı, o da Eryokspor'a gitti. Azubuke de tahminim gidecek, öyle gözüküyor. Geçtiğimiz sene sakatlığı nedeniyle süre almamıştı bu oyuncu, çapraz bağ ameliyatı olmuştu. Ama bu sene Slovanya'da takımla beraber idmanlara çıktı. Azubuke'yi de gönderecek. Oscar Pinci var yine İspanyol oyuncu, o da gidecekler arasında. Dolayısıyla kadroya yer açıldığında 4 veya 5 yabancı oyuncu, sol stoper, orta saha, kanat ve santrofor bunlar olmazsa olmazları Çaykur Rizespor'un. Ve Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor. Bir hafta arayla da Şelvi ayarında, Şelvi tarzında fırsat transferi şimdiden kovalıyor Çaykur Rizespor yönetimi. Çaykur Rizespor taraftarı bu fırsat transferi Şelvi etkisi yapacak.
bu tip VIP oyuncu alacak sevgili Can. Pekala. Gündemde olan isimlerle ilgili bir şey söylemek ister misin? Yazan çizilen isimlerle alakalı veya senin bildiğin, görüşülen bir oyuncu var mı? Ne düşünüyorsun abi? Yani misal yazılı ve sosyal medyada yazılıyor. Bir de yazılıyor misal Beşiktaş'ın eski toz skoporu. Yunan Ligi'nde oynuyor. Bu hikaye balon tabii ki. Çaykur 3 milyon euro yıllık maliyeti olan bir Vida'ya 35 yaşında böyle bir oyuncu kadrosunda hayal ürünü olmuyor. Zaten defalarca söyledik Serdar Aziz, Fenerbahçe'den stoper. O ilgilenmiyor Çaykur Rizespor. Umut Nayır Konya'ya gitti, yazıldı çizildi. İstemiyor Rizespor. Burada Trabzonspor'un şampiyonluğunda katkı veren Brezilyalı sol stoper vardı. Hugo Victor Hugo. Onunla mı görüşme yapıyor Çaykur Rizespor? Şu anda Bahia takımında sanırım Brezilya'da. Geçtiğimiz sene Yunan Ligi'nde kiralık oynamıştı. Sol stoper, tecrübeli bir isim. Onunla görüşmeleri devam ediyor. Diğerlerini de bu hafta içinde netleşir bir iki transfer. Benim bildiğim bu sevgili Can. Pekala. Biraz hazırlık maçlarından konuşalım istersen. Rizespor 3 tane hazırlık maçı yaptı görünüyor burada. Ve Dört, bolla gol geçti maçlar. Ne düşünüyorsun? Hazırlık maçlarında takımı nasıl buldun abi? maçları sevgili Can adı üstüne hazırlık maçı. Ayağının tozuyla Ukrayna şampiyonu Devler Ligi'nde her sene domine eden Shakhtar Donetsk'le karşılaştın mı beşlik oluyorsun. Normal bu. Çünkü Shakhtar Donetsk'in bir oyuncusu 30 milyon 40 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz. Sen de daha yeni toplanmışsın. İkinci idmanda Shakhtar Donetsk'ten oldu mu beşlik oluyorsun. Böyle abartmamak lazım. Normal karşılamak lazım. Shakhtar Donetsk yenilgisini. Ondan sonra oynadığı 3 hazırlık maçında Çaykur Rizespor mağlubiyet almadı sevgili Can. Bir ikincisi Avusturya takımıyla oynadı. 2-1 kazandı. Sonra Ukrayna takımıyla oynadı. Üçüncülük UEFA'ya giden bir takımla oynadı. Onu da kazandı. Ve son olarak geçtiğimiz sene Fransa Lig 1'de 5. bitiren ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Nice'da oynadı. Son dakikada sobelendi. 2-1 öndeydi Çaykur Rizespor. 2-2 bitti. Bence Çaykur Rizespor hazırlık maçlarında iyi bir görüntü verdi diyebilirim. Shakhtar Donetsk maçı parantez açtım zaten ayrı bir şey. İkinci gün Shakhtar Donetsk'le karşılaştın mı beşlik oluyorsun. Duramıyorsun karşısına. O takım daha çok hazırdı çünkü. Hem de kalite anlamında. Doğru. Ama 12 gün sonra Nice maçı Fransa Ligi'nde Fransa Lig takımındaki o maçı ben izledim, canlı izledim. Dolayısıyla YouTube'dan canlı izledim. Çaykur Rizespor'u beğendim. Kampta öne çıkan isimler hocayla görüştüğümde yani geçtiğimiz sene devre arası Antetokounmpo gelmişti. Hiçbir katkı vermemişti. Bu sene çok iyi dedi bana. Zakeri var yine. İbrahim Olivier'in, Alisson bunlar çıkışta olan topçular. Sağ bek olsun. Sol stoper Anıl. İyi bir kamp dönemi yaşadı diyebiliriz. Bakalım tabii ki bu hafta Çaykur Rizespor yarın topbaşı yapıyor Rize'ye. Önümüzdeki haftada Samsunspor'la sezon öncesi açılış maçı yapacak iki Karadeniz takımı. Yine buluştuk yani Samsunspor. aynen. Tam onu soracaktım. Hani 12 gün sonra Başakşehir maçıyla lige başlayacak Rizespor. Onun öncesinde bir hazırlık, son bir hazırlık maçı daha yapacak mı soracaktım Samsunspor'la. 20 günlük Slovanya kampı sona erdi. Yarın tekrar topbaşı yapıyor Çaykur Rizespor. Rize'de kendi testlerinde bu arada çok çok ama haklı olarak eleştirilen zemin tamamen yenilendi. İpritim yeniden serildi ve ilk kez alttan ısıtmalı oldu. Çaykur Rizespor, Çaykur Rizespor Stadyumu'nun zemini yani Liverpool'un zeminiyle aynı oldu. Öyle diyeyim ben sana. Ki hem futbolcu oynayan arkadaşlar sağlık açısından da çok önemli. Kötü bir Tabii. görüntü veriyordu. Çok önemli bir maddi külfet altında iyi bir yatırım yapıldı. Öyle bir sorun kalmadı. Çaykur Rizespor pazar günü Samsun veya çevre bir ilde, Ordu veya Giresun'da da olabilir. Bu maçın stadı açıklanmadı. Samsunspor'la sezon öncesi bir hazırlık maçı yapıyor. Ondan sonraki hafta zaten Süper Lig'in ilk haftasına gireceğiz. Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek sevgili izleyiciler. Yani zorlu bir fikstür var. Yani ilk 5 hafta hem Başakşehir hem Fenerbahçe hem Galatasaray, Adana Evet. Demirspor, Kasımpaşa görünüyor. Ya Bakalım yine şöyle nasıl diyeyim. başlayacak Rizespor. Dört tane İstanbul takımıyla oynuyoruz. Bir güneye iniyoruz Adana Demir deplasmanında. Tabii ki fikstürler sevgili Can böyle topun üstüne elle çekiyorlar yöneticiler ama futbol ayaktan sahada oynanıyor. Ben Tabii. her zaman derim yani biraz da futbol şansın olacak. Hayırlısı diyelim yani Çaykur Rizespor İlhan Palut önderliğinde inşallah geçtiğimiz senenin üstüne koyacak diye bir görüntü veriyor bize. Bu futbol tabii. Geçtiğimiz sene de Ankaragücü bu ligin en pahalı 7. takımıydı. Maalesef küme düştü. Olmuyor yani bazen istediklerin olmuyor sevgili Can. Doğru abi. Bir sürü örneği var. Yani 2 sene önce Tahir Kıran başkanlığı döneminde bundan daha pahalı, daha kaliteli kadromuz vardı. Küme düştük mesela o sene. Doğru. Futbol belli olmuyor yani. Doğru. Futbol şansı da yanına olacak derler ya.
Aynen tabii illaki de yani dediğin gibi kadroyu kuruyorsun ama bazen yani hakikaten kağıtta bakıyorsun güzel bir kadro, güzel oyuncular ama bazen o takım ruhu oluşmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. O kimya oluşmadıktan sonra veya hocayı doğru tercih edemedikten sonra. Ben Çok hoca doğru. konusunda zaten Rizespor'un çok şanslı olduğunu düşünüyorum en başta. Kadroda da güzel dokunuşlar olursa inşallah bu sene belki en azından Avrupa hayalini tekrardan kurabiliriz Rizespor. Evet, Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz sene hani bir inşaat yaparsın sevgili Can. Olmazsa olmaz demir, çimento, değil mi? Yani Çaykur Rizespor'un geçtiğin senenin demiri de çimentosuydu da Şelli'ydi. Bunun çıktığını yaşayacak. Sonra bir maç kaybedildiği zaman misal taraftar diyecek yani teknik direktör İlhan Palut olmasa da Şelvi olsa daha iyi olurdu. Bu tip yorumlar geliyor. Onun için Saygı Spor yönetimi 3'ün 5'ine bakmadan Şelvi de gelmek istiyor. Tekrardan gidip atacaksın özel uçağına getirteceksin. Yeni bir sezon, keyifli bir sezon yaşayacaksın. En az 3-4 vites birden arttırıp bu kadroyu. Çünkü geçtiğimiz sene Saygı Spor yani santraforsuz oynadı. Katkı alamadı sevgili Can. Geçen sene direkt santraforumuz yoktu bizim. Yani Gayiş'ten istediğim bir katkıyı alamadık. Bir de kanat forvet Martin Yankov vardı Bulgar. O da bir sezonu santraforsuz çok iyi bir yerde bitirdim. Bir de santrafor Alişov gibi bir santrafor buldun. Alisson da çok iyi bir katkı bence. Yani şimdi orada Şelbi önderliğinde bence çok daha sağlıklı bir karar olur diye düşünüyorum. Eksik olan Demir Çimento, o da önemli bir eksik. O da Şelbi yani. Tabii abi aynen. Abi stat dedin. Stat demişken o zaman kombinleri de soralım. Kombine satışları Rizespor'da ne durumda? Rizespor'da kombine satışları devam ediyor. Önceki hafta satışa çıkmıştı. Tabii ki protokole yönetim anormal zam yaptı. Şöyle anormal %100 zam yaptı. 17.500'de 35'ti. Diğerlere de bir kısım zamlar oldu ama orta seviyede devam etti diyebilirim. Yani 4-5 bin satışı var. Bunlar devam ediyor. Saykur Rizespor'da en önemlisi dediğim gibi bu marka bir isim. Şelvi transferi açıklanırsa veya ses getirecek bir transfer. Her kulüpte olduğu gibi Saykur Rizespor'da da kuyruklar uzar kombine bilet alışkanlıkları. Öyle düşünüyorum. Normaldir bu yani. Pekala. Genel olarak hem transfer gündemi hem de Rizespor'un gündemiyle alakalı son sözlerin, son cümlelerin ne olur abi? İstersen yavaştan yayını toparlayalım. Varsa ekleyeceğim bilgiler ekleyelim. Son yorumlarını alalım. Elbette yani herkes gibi Saykur Rizespor taraftarı da diğer kulübün taraftarları olduğu gibi Saykur Rizespor taraftarı da takımlarını yeni sezona heyecanla bekliyor. Binlerce, milyonlarca futbol sever. Yine Saykur Rizespor'un bence en güvendiği isimlerin başına teknik direktör İlhan Palut gelecek bu sene de. Bir yıl daha da uzatmıştı kendisi ve sözleşmesi %100 zamlanmıştı. 1 milyon euroya çıkmıştı İlhan Hoca'nın sözleşmesi. Yaklaşık 70 milyon lira. Tabii ki helali hoş olsun. Hak etti geçtiğimiz sene. Burada Çaykur Rizespor taraftarı böyle iç sahada olduğu gibi biraz geçtiğimiz sene dışarıda puan eksikliği hissetmişti. Çaykur Rizespor bence daha dengeli bir takım olması lazım deplasmanlarda diye düşünüyorum. Buna göre oyun şeklini değiştirmesi gerekiyor. Yani ben İlhan Palut hocayla görüştüm de örneğin Shakhtar Donetsk maçında o takım 5-0 yenildikten sonra fırçalarını tatlı bir şekilde fırçaladı. Ne dedi? Bak işte herkes ders alacak. Herkes oynadığı oyuncudan, karşı rakipten ders alacak. Ben de Shakhtar Donetsk'in hocasından ders aldım. Boş kaldığı zamanlarda aynı bölgede kamp yapıyordu İlhan Palut ve ekibi. Shakhtar Donetsk'in idmanlarını izledi. Maç öncesi ısınmalarını istedi. O da ders aldı, gitti, görüştü. Bu önemli bir şey. Yani kendini geliştirme adına Shakhtar Donetsk'in teknik direktörünü izlemek, geliştirmek, izlemek takımı. Bunlardan herkes ders alması lazım. Bence başarıya aç bir hocam var. Türk futbolunda da başarılı olacak diye düşünüyorum. Bu sene çok daha iyi olacak diye tahmin ediyorum. 4-5 transferi tabii merakla herkes gibi ben de bekliyorum. Son dokunuşlar çok önemli çünkü. Geçtiğimiz sene olduğu gibi. Şelbi örneğinde olduğu gibi. Tabii ki de. Bakalım yine benzer hamleler yapacak mı? Özellikle Şenlik konusunda ben çok merak ediyorum. Rizespor'un kararı, tercihi ne olacak? Evet abi yorumların için teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Sevgili Ben Molotov futbol seyircileri, yayınımızın sonuna geldik. Rizespor'un transfer gündemini gazeteci Selim Denizalp'le değerlendirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Rizespor özel yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar dileriz.